Başak ve yükseleni Başak burcu olanlara sesleniyorum ama seslenmeden önce mutlu yıllar hepinize. Huzur, bereket, aşk. Ben hep hep şuna inanıyorum. Sevgiyle gelen her şey saygıyla bütünleşir. Toprağımıza, vatanımıza, insanımıza, kendi canımızdaki her şeye değer verelim. İnsan ayrımı yapmadan kendi topraklarımızda yaşadığımız sürece biz her şeyi e, ...sağlıkta yaşayalım... ...gerçekten bu topraklar altın... ...kimse kıymetini bilmiyor benden başka... ...yani yapacak bir şey yok... ...evet 2018... E, ...Başak ve yükseleni Başak Burcu olanlara... ...neler getirecek diyorsanız... E, ...2018'den beri... ...Satürn 5. evde... ...bu yılda 5. evinizde olacak ama... E, ...şöyle söyleyeyim... ...transitleri devam edecek... ...hayatınızla alakalı noktalarda ama... ...ben Başaklara şunu demek istiyorum düzen, tertip, memur, kafa çok odaklısınız ya. 2020'de bu odaklanmalar hani hayatınızdaki bazı şeyleri görmeye ve anlama ve var etme ve oluşturma hani bu bardak benim demeyi söyleyemiyorsunuz ya hepimizin demeyi biliyorsunuz ya artık benim deme dediğim dönemin başlangıcına gireceksiniz. O yüzden diyorum ki duygusal sorunlarınızı çözdüğünüz takdirde ama çünkü siz içsel dünyanızda yalnız, ilişkinizde, anne baba içinde de yalnızlıklar yaşıyorsunuz ya çünkü 5. ev aslında 5. ev aşk, seks, duygu, heyecan, oluşum, mutluluk, başlangıçlar... Yani yetenekleri de oluşturmaya çalışan bir döngü olduğu için... Belki siz duygusallıkta kaybettiğiniz için hayatınızdaki taşları oturtamıyorsunuz. Belki ailenizin zoruyla yanlış bir evlilik yaptınız. Sevdiğiniz ama hayatınızdaki insan doğru çıkmadığı için duygusallıkları tamamlayamadınız. Ailenize geri dönmek zorunda geri dönmek istemediniz, gururunuzu el vermedi ben böyle bir hata yaptım ama bence artık bunlarla yüzleşip masaya yatırmamız gerekiyor. Başaklar. O kadar insancıl ve o kadar değerlisiniz ki değeriniz doğrultusunda bu hayatın hani bu hayatı siz doğru noktada yaşıyor musunuz onu bir öğrenmemiz lazım. Diyoruz ki 6. ve geçiş yapacak transitleriniz var. 6. ev e, ilişkilerinizle alakalı, e, sağlıklı hizmet alıp vermeyle ilgili oluşması gereken güzel sürprizlerin yavaş yavaş hayatınıza girişini sağlayacaksınız ama Gözünüz o kadar kör ki duygusallıkta. O kadar açsınız ki sevgiye. Bakın sevgi para değil. Buradaki ben de mesela bir akrebim. Herkes bana sor. Ama benim de duygusal kapladığım, başaktan aldığım bir enerji benim onu örtmeme. Siz de bazı şeyleri çok fazla örttüğünüz için artık ruhunuzu açmaya ihtiyacınız var. Doğru cümle. Kendinizi bulmaya Aşmaya e, kural koyduğunuz şeylerin artık yıkıp yenine bunu da tadabilirim demeniz gereken bir noktaya giriş yaptınız. Ben başaklarda bu yıl şunu görüyorum, kariyerinizde ben burayı istiyorum dediğinizde orası sizin olacak. Ben bunu almak istiyorum dediğiniz ama işte duygusallığı, ne yapıyoruz psikolojik yardımcıdan, meditasyon, enerji değişimleri. Yani size bence kendi fırsatlarınızı değiştirmeniz için kendinizi keşfetmeye ihtiyacınız var. Bilmiyorum başaklar şu an bana kızıyorlardı. Ne yaptın, ömdün, gömdün mü, sevdin mi, öptün mü, ne yaptın diyeceksiniz ama aşk tesadüfleri sever gerçekten aşk tesadüfleri sever. Bu yıl tesadüf aşklar size mutluluk ve huzur getirecek. O yüzden özlem duyduğunuz aşk bu yıl gerçekten hanenize girmiş olacak. Ve apar topar evlilik kararları da vereceksiniz. Ve doğru kararlar vermiş olacağınızı düşünüyorum. O yüzden ee, çocuk özlemiyle yananlar, aile olmak isteyenler bu yıl bu dengede bir görevden, bir sınavdan doğru şekilde atlarsa mutluluğu yakayacak. Ama ben yanlış aşka tuttum diyorsanız yine aynı acıyla. Çünkü duyguyu öğrenmeden aşkı öğrenemezsiniz. O yüzden yandım dediğimiz döneme geçiş yapacağız. Yani 5. ev hem iyi şans evi hem de Jüpiter'in size şans ve bereket ve bollukla ee, oluşturacağı süreçler ama oğlakta olması ve Jüpiter'in etkilerini kısıtlayabilir. Yani 2020'de Jüpiter'in size güzel sürpriz hediyeleri olabilir ama e, burada ciddi para kayıpları da farkında olmayarak yaşayabilirsin. Aşka takılırken işim işi kaybetme demek istiyoruz sana. Yani gözden kaçırmaman gerekiyor. Eee ben başaklara, herkes der ki başaklar bu yıl çok kaoslar yaşayacak, çok... Hayır, benim de hissiyat ve kendi enerjimi, haritanızı kontrol ettiğim takdirde diyorum ki... Yok ya, siz hak ettiniz ya. Bu yıl size hak etme yılı. Yani Rabbim de sizi, varlığınızı, ruhunuzu, evimi istiyorsunuz, yapacaksınız. Araba mı istiyorsunuz olacak? Çocuk mu istiyorsunuz? Rabbim size verecek. Öyle bir döngüye gireceksiniz. Tabii ki 5. ev konularını öğrene, öğrenmeniz lazım. Yani biz öğrenmeden hani almadan vermeyi bilmiyoruz. Yani 5. evle alakalı sistemleri nedir? Eş, aile, iş, düzen. Yani var olma, seks, sevilmek, duygu her şeyi keşfedip Ondan sonra zaman içerisinde bazı dengeli, dengeleri yerleştirerek muhteşem bir denge. Zaten dengeyi bozmamak için mücadele ediyorsun. Yine denge dedim sana. Tebrik ediyorum kendimi. Diyoruz ki evet değişiklikler. Yani bu evinizi değiştirebilirsiniz. Siz biliyorsunuz ki aman benim yatak odamın şekli değişmesin. Televizyonumuş biraz simetri takıntısı olur bazı başak burçlarında şudur. Yani ben bunu böyle koydum diye çok başak tanırım. Emineciğim bunun bir dengesi fincanla aynı noktada durmuyor derler ve ben onu anlamam. Çünkü onun kuralları var, onun düzen takıntısı, disiplin, memur ve memurları hani bazen bunu yanlış kullanıyorum. Ben benim kök ailemde çok memuru insanlar var. Beni hatta kızıyorlar. Yani ne demek bizimle dalga mı? Hayır bayılıyorum düzen, disiplin, kural. Keşke ben de öyle olsam. Hayatım boyunca ne kadar kıskanmışımdır. Yani ben hala kıyafetimi şuraya koyarım ve <laughs> o kıyafeti kaldırayım mı diye saatlerce düşünürüm. Ertesi sabah yine o kıyafetle kavga ederim. Yani ruhumda evet işime çok düzenliyim aya Hani dağınık ruhum var. O yüzden o konuda hayranım. O yüzden memur mantığın. Çünkü memurlukta düzen, mantık, kural var. Devlete aitsin çünkü her şeyden önemlisin. Geliyoruz evlileyeceksiniz hiç problem görmüyorum 2020 size e, güzelliklerin ve ciddi ilişkilerin ciddi yaşların güzel güzel kapılarını gerçek evlilik kararı ve çocuk ve ev oluşumu hatta evinizi bile değiştireceksiniz yani biraz size uğur. Size 4 yıldız vermek istiyorum çok verdim size biliyorsunuz bu yıldızı çünkü iki yıldır. Artık nefes almaktan yorulduğunuz için ben bunu, Rabbim de sizleri gördü. Çok eziyet çektiniz. 4 yıl 5 niye vermedin? 2022'de 5 yıldızı vereceğim. O yüzden 2020 sizin 4 yıldızınız diyor. Yani e, ikizler veya aksında olacak ne? Ay düğümleri Yani gerçek... E, e, dipnot niye? Çünkü dördüncü evinizde kuzey e, ay doğumu ve ise e, onuncu ev e, haritanızın tepe noktasına da geçiyor. Buraya not almışım ama yazım o kadar kötü ki ben bile bir okuyamadım ne demek istediğimi. E, bu demektir ki iş kariyerinizle alakalı beklenmedik yükselmeler. Dördüncü ev, aile ve baba köklerinizle alakalı gelecek sürpriz paralar. Ee, beklediğiniz işinizin imzası ve yükselme istediğiniz noktaların. Çünkü onuncu ev, iş ve kariyer ve tanınma ün evi. Dördüncü ev, baba kök, aile kök, aile köklerinizi ilgilendiren toprak ve alanlarla alakalı. Ee, çok güzel değişimler yaşayacaksınız. Yani kariyer dönüşümleriniz. Hayata bakış enerjiniz ve artık titiz davranın. Ay şu titizlik dedim bana ya böyle. Çünkü rahmetli kız kardeşim Başak da gerçekten böyleydi. Allah nur içinde yatsın bugün onu çok andım. Çok iyi ticari fırsatlar. Yani ek iş yapacaksınız, ek iş oluşumları olacak. Ve hayatınızdaki her şey size başarı getirecek. Ben inandım, siz de inanın. Ee, şöyle diyeceğim. Eee... Aile ve kendi büyüklerinizle ilgili bir hastalık kaybı olabilir ee, ve bu biraz canınızı sıkabilir ama o canı yanıyordu, çok rahatsızdı ve vücudunda hassas noktaları çok artmıştı. O o yüzden belki e, bu sizin canınızı yakabilir ama o da artık buraya veda yani bu hastalığa veda etmektir. Yani belki siz ölüm olarak algıladınız, artık vücudundan o acıdan kurtulmak istediği için olabilir, var olmak istediği için olabilir. Güzel fikirler ve güzel sağlıkla ilgili e, biraz. Can canınız yanacak biraz mutlu olacağınız süreçler sağlayacaksınız belki bu konuda biraz sınav, sınanabilirsiniz. biraz canınız bu konuda yanabilir ama ben aşkta muhteşem diyorum ee, yeni anlaşmalar özellikle hangi aylara dikkat etmem gerekiyor diyorsanız Şubat Mart Haziran Temmuz ve Ekim dönemlerinde e, imzalarınızı güzel anlaşmalarınızı o tarihlere denk getirmenize sevinirim çünkü devamlılığı oluşumları yeni daha büyük oluşumlar sizin hayatınızda güzel e, oluşumlar yakalayacak ben başakları tabii. ne dedik anne baba sağlık problemleri kardeş sağlık problemleri biraz canınızı sıkabilir ee, ama en önemli şey dikkat etmesi gereken e, iş ve aile ilişkilerini aynı dengede tutmamanız gerekiyor. Çünkü aileye de çok önem verip işe de çok önem verdiğiniz zaman bir tarafı yıkmanız gerekiyor. Ya işi yakacaksınız ya şimdi kazancınızı da yıkmak istemiş aileyi de ikisini aynı anda dengeleyemeyiz. İkisini aynı anda dengeleyemeyeceğimiz için belli periyodik zamanlarda aile işimize hiçbir zaman yansıtılmayacak. Aileye de iş sorunlarımızı hiçbir zaman yansıtmamamız lazım ki huzur ve dengeyi yaka. Çünkü sizde şu öyle bir somurtkanlık var ki Allah'ım e, bina mı yıkıldı diye bakıyoruz. Aslında sizin onu onu öyle yansıtmak istemiyorsunuz ama kafa hep işte olduğu için eve konsantre olamıyoruz bu annenize, eşinize, çocuğunuza, ailenize. Bu dengeleri yani işinizi işte evinizde, evde yaşamanız gerektiği. Belki dikkat etmeniz gereken bu nokta. Evet 2020'de sürpriz yatırımlar, sürpriz oluşumlar sağlayacaksınız. Özellikle arabası olmayan başaklar araba sahibi olacak. Evet şimdiden bunu da tebrik ediyoruz. Sağlık konularında e, ailenizdeki sağlık problemleri biraz canınızı sıkabilir. Sizin alerjik reaksiyonlar yani e, deterjan alerjiniz olabilir. Şeftaliye alerjiniz olabilir. Bu yaz özellikle e, Mayısın 20 ve e, Ağustosun 25'ine kadar alerjik yani deriniz dökülmeleriniz, kaşıntılarınız hat safhada olacak. Belki yediğiniz ya da e, kıyafetinizi kullandığınız deterjan alerjik bir durum yapıyor olabilir. Ama çok böyle sizi yaralayacak bir durum hissetmiyorum. Sadece belki dikkat etmeniz gereken işteki insanların çok gözü sizin üzerinizde olduğu için nazar enerjisi alabilirim. Göz diyoruz biz buna. E, vaktiniz varsa 101 ya da 121 adet ya Allah okursanız enerjinize çok daha iyi gelecek. Çünkü siz hırslısınız ve hırsınızda kimse e, e, kimse adınıza kötü bir şey söylemesin istiyorsunuz. Bir de parayı da çok seviyorsunuz ama hiç parayı sevmeyen bir taraf yönünüz var. E herkes der ki aa her şeyi yap. Hayır sizin her zaman gizli, kenarda güvende hissetmeniz gereken noktanız var. Bence doğru yapıyorsunuz. Ahmetli babaannem derdi ki kefen paran yoksa boşuna yaşıyorsun. Başaklar siz doğru yapıyorsunuz bizler boşuna yaşıyoruz. <laughs> evet, mutlu yıllar, umutlu yıllar. Hayatınızdaki ne istiyorsanız Rabbim size en iyi şekilde versin istiyorum.